Tamam. Çekiyor. Tamam. Ben bunu bırakayım gidiyorum. Çok mu ağır? Çok değil. Ne kadar dedim tahmin ediyorum. 30 kilo civarında. Abi güzel olmuş evet. Daha önce ben bir şeye güzellik salonuna yapmıştım. Aynı bu rengi. Çok hoşuma gitti. Geçti. Şimdi demin Gizem'le 3 tane tavuğu tedavi ettik. Birinin ayağı açılmış. Tavuğu mu yavruları mı? Cevcini. He. Ayağı açık. He. İkisinin parmakları kısır. Hı. Hı. Evet, merhabalar. Hoş geldiniz yeni videomuza. Gene hareketli bir gün. Şener abi geldi biliyorsunuz. Rodos soba bizim buraya soba bağlantımızı yapmıştı. Taş odamıza soba almıştık. Şimdi buraya petek koyacak. Aynı zamanda da bu size bahsettiğim depremzedeleri göndermek için çadır sobalarından getirdi. Onları göstereceğiz. Onlar hakkında bilgi vereceğiz size. Şimdi bir merhaba diyelim Şener abimize. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz. İyi olmaya çalışıyoruz işte. Evet. Herkes gibi. Yani kötü bir dönemdeyiz ama pozitif düşünmek zorundayız. Evet. Ülkenin başına gelen felaket gerçekten kabul edilir bir şey değil ama yapacak da çok bir şeyimiz yok. İnşallah bir an önce geride kalanların yaraları sarılmış olur. Aynen. Bu acı unutulmaz ama ne kadar hafifletebiliriz bilmiyorum. Herkes elinden geleni yapar diye umuyorum. Kaan Bey'in de belirttiği gibi işte biz ne yapabiliriz dedik. Bu acıyı nasıl paylaşabiliriz dedik. Zaten ölenlere Allah rahmet eylesin. Onlara çok yapılacak bir şey yok. Hiç olmazsa geride kalanların yaşamlarını idame edebilmeleri açısından. Hı hı. Şartlar çok ağır. Soğuk bir bölgedeler. Biz de işimiz ısıtma olduğundan dolayı yetebildiğimiz kadarıyla bir 150 tane kadar sobamızı, hatta bunun 50 tanesinin metal kısmını, yani saç kısmını Egesan İzzet Bey sağ olsun biz hiç söylemeden benim de katkım olsun dedi. Evet. 50 tanenin saçını oradan temin ettik. Geri kalan 100 tanenin saçını ve bütün hepsinin imalatını bedelsiz olarak yapıp kısmi gönderme yaptık. Geri kalanları da bir aksilik olmazsa Cuma günü göndereceğiz. Evet. Gönderdikten sonra da bu zaman içinde belki telefon numarası bırakırız. Yardım etmek isteyenler, internette yüksek fiyatta olanlar var. Bizim ürünün aynısı diyebiliriz. Hı hı. Tabii ki kar amaçlı yapıldığı için yüksek diyorum. Yoksa fiyatın yüksek oluşundan dolayı değil. Biz kar gütmeksizin ham maddesi üretim maliyetini karşıladıktan sonra isteyen vatandaşlar bölgeye kendi denetimleri, kendi nezaretleriyle ister buradan kendilerine teslim ederiz veya gidecek olan bölgede takipleri kolay olsun diye yardımcı oluruz. Göndermeye çalışacağız. Evet, talep şimdi, karşılığında. Siz bunu depremzedelere yardım olsun amacıyla çadır sobası kurdunuz. Evet, kamp sobası veya çadır sobası diye geçiyor zaten literatürde. Evet. 10 metre 15 metrekare alanındaki olan çadırları isıtıyor. Yani çekirdek bir ailenin yaşayabileceği zaten çok büyük çadır, çok büyük çadırlar değil. Çok büyük sobalar da konmaz oraya. Aşırı ısı oluşundan dolayı ısı farkı da insanı daha çok hasta eder. Bu sobada kesinlikle kömür yakılmaz. Kömür yakılmamasının en büyük avantajı çadırların boyları kısa. Evet. Bulunduğu alanlar genellikle daha çok rüzgar almasın diye. Mesela Hatay'da kurulan yer kapalı spor salonuna veya spor salonuna kuruldu. Buradaki çıkacak olan karbon gazının düşünün 50 tane soba yanıyor aynı anda. Kömür kullanılmış olsa bir karbon salınımı olacak. Ve bu da ister istemez bulundukları alanda aynı atmosferde solunum yapacağından dolayı zehirlenmelere sebep olur. Bizdeki sobalar sadece ve sadece odun yakılabiliyor. Bunun da karbon ayak izi az oluşundan dolayı çok da yakamazlar zaten küçük soba. Dolayısıyla ısınma ihtiyaçları bizim ve benzeri sobalardan rahatlıkla o bölgede
uzun süre kalmazlar inşallah çadırlar içinde. Ama kaldıkları süre içinde en azından bir yıl dayanabilecek bir soba. Evet. Evet, şimdi bir tane örnek olsun diye bu çadır sobalarından getirdi Şener abi arabada. Ona birazdan gidip bakacağız. Şimdi peteğimizi çıkartıyoruz. Bıçak getireyim mi abi? Yok, gerek yok. Buraya uygun olarak Şener abi bunu boyattırdı. Bunun evet. Özel değil mi? Tabii tabii. Petek boyası abi. Evet. Elektrostatik beyaz boyanın aynı statüde olan boyası bu. Hı-hı. Antrasit diye tabir ettiğimiz boya. Niye antrasit? İlk zaten buranın montajına ve keşfine geldiğimizde söylemiştim ben. Buradaki evet. Alan, sobayı kurduğumuz alan yaklaşık 20 veya 22 metrekare. Yan tarafımızda bir mini mutfağımız var. Tahmin ediyorum orası da 4 veya 5 metrekare. Evet. Bir küçük lavabo ve banyomuz var. Orası da 3-4 metrekare kadar. Hı-hı. Buraya ister istemez bir petek ihtiyacımız olacak demiştim ben. Evet. Kaan Beylere. Aynen. Bunu yaşayarak kendileri gördü zaten. Hı-hı. Buradaki ambiyansı bozmasın diye de beyaz bir badana gibi peteği getirmek çok işime gelmedi. Peteğimizi istediğimiz özel boyamızla sobamızın yan tarafında olan antrasit boyayla aynı boya. Evet. Boyadık. Buradaki dokuyu da bozmamak şartıyla. Çünkü burada çok hoş bir natürel bir doku var. Bu dokuda bağırmasın diye burada bugün getirdik. Yarın inşallah takılır. Hı hı. Sıcak aileye birazcık daha sıcak ve hoş bir görüntü getirmiş olduk. Sağ olsun. Bak bizim koltukla da uydu. Evet evet, evet. Aynı antrasit. Değil mi? Evet. Ben de biliyorum anne. Tutlu annem. Evet, buradan masamızı gönderen Ahmet arkadaşımıza da tekrardan teşekkür ederim. O da Ankara sitelerden mobilyacı kendisi. Onu da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şener abi İzmir'de Rodos Soba. Bütün özellikle kaloriferli sobalarda faaliyette bulunuyorsunuz abi, değil evet, mi? Evet. Kalorifere bağlanan. Tamam. Şimdi hani belki konuyu bilmeyenleriniz olabilir. Bakın bu şömine soba ve bizim evdeki kalorifer peteklerimize bağlı bunu bağladılar. Biz bunu yaktığımız zaman odun kömür evimizdeki peteklerimiz ısınıyor. Aynı zamanda bu peteği de ısıtacak. Şimdi amacımız buradaki peteği de ısıtması. Rodos Soba diye de internet sayfalarından soba modellerine bakabilirsiniz Şener abi. Rodos musunuz? Var bir Rodos. Ortaklarımın yani ortağımın bir tarafı o bölgeden. Ha. Evet. Bir de isim bulmak gerçekten çok zor. Yani böyle kafada akılda kalabilecek bir isim çok zor. Hepsi zamanında alınmış. Evet. Farklı farklı bizim markalarımız vardı ama mesela bir Kovalı Kombi de bizim bir markamız. Efendime söyleyeyim. Bunun gibi çok kulakta kalmıyor. Yaklaşık bir 13-14 sene önce Rodos'u tescil ettirdik. Evet. Ve dilimize de iyi yakıştı. Yani hoş durdu. Şurada da güzel gözüküyor. Evet. Evet. Burada. Rodos'a bir sürü gidemedik. Evet. Ben de çok gitmek istediğim bir yer çünkü. O yüzden ilgimi çekti Rodos soba deyince. Güzel orada. Tamam, dışarı çık sen, ben içerideyim zaten. Oynasana oğlum sen dışarıda. Duvar tarafından gelecek. Bak, gir sen oraya başlayalım. Hatta sen çekil bebeğim onu. Hatta? Sen aşağıdan geç bakalım. Sıkıştın hatta. Geç bakalım peş altına. Altından geç. Evet. Gel abi. Anne. Ay içeri ara girmiş. Hem de balır. Şimdi şunun altına bir şey koyalım. 10 santim gibi yukarı kalkmış olacak bu. Tamam şimdi. Evet. Hatta bunu da böyle tam orantılayalım. Şey durmasın. Evet, nasıl güzel değil mi? Çok güzel. Anne. Renk harika yani. Bu 10 santim kadar yukarı kaldık. Her şey diyor. Evet. Hatta arkadan görürüm diye belki ayaklarını boyatırım. Öyle mi? Her tamam. Şey istiyor. Evet. Hoş, şey çok hoş. Çok güzel hoş duracak. Rengi evet. Çok güzel. Evet. Harika. Şimdi mesela şurada otururken. Tabii tabii. Bu daha da yanaşacak zaten. Şu an çok açık burası. Evet. Yani şöyle düşünün bunu. Şöyle 2,5 santim kadar kaldı. Evet. Hı-hı.
Evet. Çok hoş durdu. Aynen, güzel oldu. Evet, yakıştı. Ya ortam için gerekliydi yani. Evet. Çünkü cam fazla. Sürekli yaşanan bir yer olmadığı için. Evet. Soğuk oluyordu. Şimdi artık o dışarıdan gelecek olan soğuk veya sıcak ihtiyacını karşılayacak. Soğuğu kesecek. Evet. Yeterli olacak şimdi. Daha sıcak olacak burası. Evet. Banyomuzda hayatlarımız yanlış değilsem siyahtı değil mi? Evet abi. Evet. Siyah. Bu da banyoya havlu fan. Bu da bunun montaj takımı. Tamam, bunları kaybetmiyorum abi. Evet. Şimdi bilmeyenler için ben açıklayayım. Bu soba ortamı ısıtmıyor mu diye sorabilirsiniz. Bu soba ortamı ısıtıyor. Ama bakın, bu dereceli bir soba. Yani siz bunun derecesini atıyorum 60'a 70'e ayarladığınızda kalorifer tesisatındaki suyu 60-70 dereceye getirdiği zaman kendi ateşini otomatik kısıyor. Şimdi ateşi otomatik kıstığı zaman da tabii ortama ısı verme daha zayıf oluyor. Tabii ki sobadan azalır hani, ısı. Yani devamlı harar yansa burayı cehennem gibi yapar tabii. Da. Ve ona yakıt dayanmaz. Evet. Yani tabii. O zaman peteklere bir anlamı kalmıyor. Kesinlikle. Normal soba bağlamak gibi oluyor yani. Hı-hı. Biz şimdi buradaki amacımız aslında evimizi ısıtmak, buraya da biraz katkı sağlamaktı. Burası bir 10-15 metrekare olmuş olsaydı sobamızın ısısı yeterdi buraya. Evet. Ama işte 20-22 5-6 burada var. 3-4 orada, bir 30 metrekareye tekabül ediyor. Evet. Ve 3 tarafında camla irtibatlı. Yani bir penceremiz var büyük. Büyük kapımız var. Bir de giriş bir kapımız var. Dolayısıyla burada birazcık ısı ihtiyacı, başta söylemiştim zaten ki oldu da. Evet. Şimdi artık bununla dereceyi fazla yükseltmenize de gerek yok artık. Daha az derecelerle bütün alanı daha fazla ısıtacaksınız. Evet, inşallah. Evet. Onu da örnek diye gösterelim mi? Evet. Bu da bizim... Evet. Bu da buraya konacak. Muhtemelen evet. Sanki bunun yeri burası gibi. Öyle mi? Evet abi. Sudan etkilenmez tabii, değil mi? Yok yok. Hiçbir şey olmaz. Zaten bunun üzerinde şu an bir orijinal beyaz olanı var. Üstünde bunun ikinci boya var. Bir sıkıntı olmaz. Muhtemelen şuradan da bunun... Şuraya da olmaz yok, değil mi? Yok. Kurtarmıyor. Burası kurtarmaz abi. Ha, burası. Tamam. Burası zaten bunun biliyorsun çok çıkıntılı değil. Şu kadar. Tamam. Yani burası yakıştı buna. Tamam. Bağlantılar da şuradan alır zaten. Öyle olursa müthiş tabii, olur. Tabii buradan muhtemelen bunu Salim Usta burayı kırar. Açar meydana. %99 buradan alınır bu. Tamam. Bu yukarı giden hat zaten. Evet. Yukarıdaki kalorifere gidiyor. Aynen öyle. Bu buradan alınır. Şu şekilde duracak burada. Çok da kibar olacak. Zaten şeyle renkle de bütünleşti. Tamam. Evet. Orada dursun orada. Ben bırakıyorum buraya bunu. Tamam abi. Tamam. Evet, şimdi asıl meseleye gelelim. Bakın bu depremzedeler için hazırlanan soba. Bu şekilde paket. Her şey bunun içinde olmuş olacak. Kolinin ağzını ben özellikle bantlamadım. Tekrar açacağız diye. Bunu da elimizle yırttık. İlgisiz, alakasız, ilgilenmemiş denmesin. Şöyle açtık. Sobamızı çıkardık. Evet. Ayakları kendinde montalı kaldırdık. Bu sökülmüyor değil mi abi? Hayır. Böyle. Sökülmez o. Evet. Şeyin içine sızdırmazlık yapmaz zaten. Tamamen kaynaklı. Hı hı. Açtığımızda bir tane böyle şapkamız çıkacak içinden. 4 tane 45 santim bu borumuzdan çıkacak. Evet. 4 tanesi üste geldikten sonra bazı bölgelerde belki dirsek ihtiyacı olabilir. O da ihtiyaca göre dirsek de yapıyoruz. Ondan da koyacağız içine. 4 tane boru. Bir şapka. Ürünümüz bu şekilde. Sobanın kendisi. İçinde ızgaramız. Evet. Şimdi abi bunu şeye yapalım. Şimdi bu biz yardım topluyoruz. Evet abi. Şimdi isteyen yardım, depremzedelerimize yardım etmek isteyenler sana ulaşıp bundan alıp nakliyesini sen gönderebiliyorsun. Kendimiz gönderebiliyoruz. Eğer isteyenler varsa, yani güven tehdit etsin diye
İzmir'deyiz biz. Gelip kendileri mesela firmanın bir tanesi dün görüşmüştük. Bugün netleşti. Kendi logomuz var, kaşemiz var. Şeylerin üzerine, kolilerin üzerine biz böyle bir şey malzeme getirsek yapıştırabiliriz miyiz? Tabii ki dedik. Peki dedi, gönderdiğiniz yerde irtibatı isterseniz dedik, nereye gönderiyorsak orayla sizi irtibat haline getiririz. Yani kaba bir tabir midir artık, nasıl desem, attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değsin. Kafanızın arkasında bir şey kalmasın. Yani sadece parayı gönderdim, bunlar nasıl olsa gönderirler diye düşünmesinler. Ben isterim ki kendileri de bizzat gelsinler, yerimizde görsünler. Kolileyip kargoya verdikten sonra da nereye gidecekse oraya da gittiğinde oradaki irtibatla bizim veya yardım kurullarına, işte bu AFAD olabilir, efendime söyleyeyim AHPAP olabilir veya bizzat kullanıcıların kendilerine mesela bir yere gönderiyoruz. 15 kişi bir araya gelmişler Kahramanmaraş'ta. Biz istiyorlar. Videolarını attılar. Çadırlarını attılar. Çadırların büyüklüklerine baktım. Direkt onlara göndereceğiz onu. Muhtarla diyaloğa geçildi. Muhtar ve bizi arayan depremzede ile birlikte kendileri orada kurumlarını da yapacaklar. Sonra o videoyu da bizimle paylaşacaklar. Bu şekilde yani. Şimdi peki abi, bu soba için ne kadar bedel ödemeleri gerekiyor? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. 4 tane boru, 1 şapka veya dirsek. Toplam buranın maliyeti 250-300 lirayı buluyor borularla birlikte. Evet. Ürünün maliyetiyle birlikte toplam 1100 lira bir ürünün sadece malzeme maliyeti. Evet. Yaklaşık işletmede de 350 ile 400 lira arasında da işletme maliyeti var. Kar gözetmeksizin. Evet. Biz böyle demiyoruz buna. Diyoruz ki 1300-1400 bandında, eğer ki artı KDV diye zaten muhtemelen gider, bilmiyorum, orada tefrikatlı belki kurumlar, belediyeler vesaire de alırlarsa belki KDV oranı değişebilir. Yani 1300-1400 lira bandında şu an maliyeti var. Evet. Ve biz bu maliyetin üzerine bir şey istemiyoruz. Yani biz bunu yapalım da buradan bir kar elde edelim diye düşünmüyoruz. Evet. İnternete girerlerse görürler zaten aynı ürün. Tabii kar amaçlı, belki ileride biz de bunu yaparsa kar amaçlı 2000 ve üstünde vermek gerekiyor. Evet. İnternete de baktıklarında aynı ürün 2400 ile 2600 bandında. 10 bin liraya bile var. Evet. Ben bu ürünün birebir aynısından bahsediyorum. Evet. Sacımızın kalınlığı üstü 2 milim. Gövde tamamen 1,5 milim DKP saç. Lazer kesim. Evet. Efendime söyleyeyim, cam yanmaz. Seramik cam. 1000-1100 derece santigrat dereceye dayanır. Kullanışlı bir ürün. Keşke bu amaçla kullanılmasaydı da kamp çadırlarında, evet, güzel günlerde kullanmış olsaydı. Bu ürün hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Abi peki bir şey daha sorayım sana. Birisi buyur mesela bundan aldı senden, atıyorum İstanbul'a, adresine bana gönderin dedi. He, eğer ki kendi kullanımıyla alakalı bir tane isterse 2000 artı KDV. Evet, o kendi adresi tabii ki. Yani o ticari amaca girmiş oluyor. Bizim tamamen buradaki bütün bu fiyatlar, çalışmalarımız deprem bölgesiyle alakalı. Yani bunu şu an netleştirelim. 1500 TL. Hı hı. KDV ile. KDV'si dahil, kargosu dahil 1500 TL deprem bölgesine sevkiyatlar için. Bu sevkiyatlarda da ya onların istediği bir adrese teslim edeceğiz onların adına, evet, makbuz karşılığı, ya da bölgedeki bulunan AFAD'a veya AHPAB'a, evet, bu yardım kurumlarına teslim edilecek. O makbuzlar alınıp yardım eden firma veya kişiye bu makbuzlar ulaştırılacak. Evet, bilgi verilecek. Gönderildiğine, evet, doğru. Yani bu fiyatlar deprem bölgesi için. Evet. Yardım amaçlı olduğu için. Tekrar söylüyorum ben. İlk yaptığımız 150 tane bizim bedelsiz gönderimiz. Siz onu yaptınız. Yaptık. 50, evet, taneyi gönderdik. Hı hı. Ve şu an 100 tane de, o 100 taneden bir tanesi buraya getirdi. Evet. Numune olan. Hı hı. Bu 100 tane de bir aksilik olmazsa, bacalarımız biraz gecikti, borularımız gecikti. Perşembe günü borularımız teslim ediliyor. Cuma günü de paketlemesi, yani perşembe günü bitmiş oluyor. Cuma günü sevkiyatı yapılacak. Evet. Kargo neyle gönderiyorsunuz? Kargo ile alakalı sağ olsun taşımacı firmalar birçoğu bize mail attılar, mesaj attılar. Evet. Gönderecek deprem bölgesi ürünleriniz varsa parsiyel ürün diye tabir ettiğimiz, işte tırın tamamı değil veya kamyonun, evet, tamamı değil,
bunları biz gönderebiliriz diyen taşımacı evet, firmalar ve arkadaşlarımız var. Bununla alakalı sıkıntı yaşamıyoruz. Ben o zaman direkt aşağı senin telefon numaranı yazıyorum. Tamam mı? Hı hı. Açıklamalara Şener abinin numarasını yazıyorum. Yardım göndermek isteyenler direkt Şener abiyle irtibata geçebilirler. Evet. Sana sayıyla tabii ki her şey yani çünkü bir vebal altına girmek ağır. Bilerek hak geçmesin. Sayı söyleyecekler. O sayıyla alakalı atıyorum işte 15 bin lira gönderiyoruz. 10 tane için. Efendime söyleyeyim 50 tane için şu kadar gönderiyoruz diye. Bunu gönderdikleri zaman lütfen parayı gönderdikleri zaman yani unutmasınlar bunu. Başlangıcından sonuna kadar takipçisi olsunlar. Ta evet. ki biz ne zaman dedik ki işte X firma adına 10 tane üretildi ve sevkiyatı yapıldı. Evet. Teslim edilen yerde kurum veya sivil hizmetler veren vatandaşların topluluk halinde olmuş oldukları birkaç tane firma var. Ya da onlardan bir makbuz alınarak biz bunları 10 tane, 15 tane veya kaç tane ise onun adına teslim aldık deyip ve biz onu paylaşırız. Evet. Yardım yapan firmayla veya şahısla. Daha sonra da kendisi zaten iz düşümünden kendisi takip edebilir onu. O zaman şöyle abi ilk bağışı biz yapalım. Bir Gizem'e bir bana iki tane bizden olsun. Teşekkür ederim. İki bağışı biz başlatalım. Tamam. İki tane soba bizden olsun. Şöyle bir hareket yapalım mı? Mesela bir hafta 10 gün içerisinde bizim takipçilerden şöyle bir 50-100 daha çok adette gelirse yardım. Ben geleceğine eminim. Çünkü gerçekten o kadar çok bizi arayan var ki ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bölgeyi biliyor musunuz diyoruz. Biz depremden sonra ben bölgeyi çok iyi bilen birisiyim. Isıtma işi bizle alakalı. Bölgeyi çok iyi biliyorum. Fakat bu deprem olduktan sonra ben şahsım olarak oraya gittim dersem yalan olur. Evet. Depremden sonra gitmedim fakat hem basından hem de oradaki olan bayilerimizden, arkadaşlarımızdan bölgeyi tamamen bizimle birlikte kamerayla taradılar. Gerçekten büyük büyük yardımlara ihtiyaçları var. Özellikle de kendilerinin de söylediği, basında da zaten söyleniyor bu. Şu an bize hep birden gıda yardımı göndermeyin veya gelişigüzel giyecekleri göndermeyin. Yani bir peyderpey. Çünkü bu soluklu bir iş. Evet. Ne kadar elimizi çabuk tutarsak tutalım bu iş bu kış kesinlikle ve kesinlikle oradaki kalan gelmek istemeyen veya çaresiz olan insanların bir kısmı orada yaşamlarına devam edecekler. Şartlar ne kadar ağır olsa dahi. Evet. Ve bununla alakalı besin ne kadar ihtiyaçsa ısınma da o kadar ihtiyaç. Zaten hatta, çadırla şu an ısınmaya bayağı bir ihtiyaç var. Yani evet. Her gelen çadıra, her gelen konteynere, her gelen townhouse'a kesinlikle ve kesinlikle içine ısıtma ihtiyacı var. Bölgede elektrikle ısınılamaz. Taşıma LPG ile olmaz bu iş. Kömür zaten o kadar topluluğun içinde kömür yanmaz. Yani bu iş dönüyor dolaşıyor yine. Evet. Lokal bir ısınmayla, küçük küçük ısıtıcılarla, odunla ısınılacak. Evet. Şimdi demek istediğim şu abi, atıyorum 100 tane yardım geldi mesela evet. 3-5 günde, bir hafta içerisinde. Bunları sevkiyatını yaparken de video çekip kesinlikle, oraya gittiğinde de oradan video isteyip izleyicilerimizle paylaşalım mı? Yani paylaşalım ve kayıt altına kalsınlar. Yarın evet. Öbür gün yani ola ki bir tanesi yani olmaz ya ileri geri sohbeti çıktı veya soru işaretleri çıktı kafalarının arkalarında. Evet. Bunu biz bir şeyle bir doneyle bunu ispatlamamız gerekecek. Siz verdiniz biz hallettik. Yani bu dünyanın en zor işi. O zaman şöyle yapalım abi. Bir 10 gün şey yapalım. Bizim izleyicilerimize bilgilendirme yapalım. Biz her videomuzda 10 gün içeri bunu bilgilendirelim. Sen bizim seyircilerimizden gelenleri ayrı bir kayıt altına al. Olur. Onların sevkiyatını gönderirken video yapalım. Tamam. Ben hem size de, iletirim. Hem bunları. De gittiği bölgeden bir video, bir belge alabilirsek de en azından gittiği yere bilgi sahibi olurlar. Peki. Olur mu? Daha iyi olur. Herkesin gönlü rahat olur. Tabii. Kesinlikle ve kesinlikle. Evet. Hatta keşke sayısı çok olan olsa da gelse bizzat bizle depolasa yani biz ben orada beni temsil eden birisi var dese biz de ona göndersek o da atsa. Ha, o da olur. O bütün evet yani bu tarzda şeyleri de yorumlara yazın yani. Tabii. Evet. Yani bizim için çok çok daha iyi olur.
En azından biliriz ki. Çünkü insanoğlu yani hataya müsait bir yapısı var. Aynen. Yani birisi depremzedeyim deyip de iki tane çadırımız, üç tane çadırımız var diyecek. Belki üç tane birden almak isteyecek. Halbuki onun ihtiyacı bir tane. Evet. Bir başkasının yani hakkını gasp etmiş olacak. Keşke böyle denetimi daha yüksek olmuş olsa, ilgilenenler daha fazla olmuş olsa da yani taşı gediğine koymuş olsak. Evet, aynen. Başka bir tabirle. Bu yardım şeyi zaten kışlar bitene kadar. Hı hı. Artık ondan sonra zaten sobaya da pek gerek kalmayacak. Tabii ondan sonra saklanabilir. Yani çok kısa zamanda deforme olacak bir şey değil. Çünkü ondan sonra sen yani şunu demek istedim. Yazın ekstra satışa çıkaracak mısın? Belki kamp için isteyenler de olabilir. İsteyenler olacak zaten. Şimdi de isteyenler başladı. Evet. Kamp için diye dedik yok. Şu an biz yani zaten biz sadece yardımcı kendi ürünlerimiz var. Üretiyoruz. Bunu bir araya bir ayrış yaptık. 15 gün 20 gün hiç olmasa bu işe girelim. Yani bu zor durumda biz de elimizi taşın altına sokalım diye. Şu an evet. Yani kamp veya zevke bunu yapma şansımız yok. Ne anca zaman olur o? Nisan Mayıs ayından sonra o bölgeye zaten böyle ihtiyaçlar olmaz. Hı-hı. Bizim de ısıtma olarak daha rahat olduğumuz dönemler olur. Hı-hı. Piyasaya sürmek açısından da neden olmasın? Abi çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Elinize sağlık. Sizler de sağ olun. Çok teşekkür orada ederiz. Orada üreten bütün çalışanlarınıza da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Çok teşekkür ederiz. Başım üstüne kendilerine iletirim. Evet. Siz de sağ olun. En azından şunu dediniz. Ben geleyim, çekim yapalım, tanıtalım. Hı-hı. Ben nasıl olsa dedim ki Kaan Bey geleceğim ben zaten. Hem petekler var, hı-hı, hem de burada iskelelerimiz vardı. Onları alıp siz zahmet etmeyin. Orada çekim yaparız. Yerinde olması daha mantıklı oldu. Evet, çok sağ ol abi. Peki. Şimdi şu malzemeleri indireceğiz. Evet. Arabaya yükleyeceğiz. Daha sonra yarın öbür gün de peteklerimizin evet, bağlantısı evet, olacak. Hı. Ben her gün bunu paylaşmaya tamam, devam edeceğim. Peki. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kutular maşallah dökülmeye başlamış. Ne güzel ya şunlar. Hayırlısı olsun. İşte yapa yapa öğrenmek istiyorum. Evet, budamayı çok, çok seviyorum evet, ya. Aşırı bize hoşuma gidiyor yani böyle. Gerçi bundan sonra öğrenirsiniz. Abdullah Beyler profesyonel çiftçilik yapıyorlar. Yani tabii, onlardan tabii, öğrenirsiniz. Aynen evet, ondan öğreniyoruz. Bunu mesela evet, Nevin'le budadık. Hmm. Şimdi de işte bakalım olduğu kadar. Biz de cumartesi... Aa, onu yapma hayır. Cumartesi pazar biz de bahçedeydik. Bağlar var. 45-50 kök kadar. Onları budadık. Oo, sağ süper olsun. Evet, sağ olsun komşudun. Budamacıları da geldi. 2-3 tane iki tane şeftali vardı. 2 tane erik vardı. 2 tane cennet elması vardı. Aa çok onlar, güzel. Onu... Cennet elması ben de buraya istiyorum evet, ya. Onlar biraz geç büyüyormuş herhalde ama değil mi? Ama ondan sonra çok bereketli. Evet. Çok bereketli. Çok bereketli. Şey. Yani bir 5-6 sene böyle ne zaman verecek falan diye düşünüyorsunuz. Daha sonra coşup gidiyor. Evet, coşuyor. Sonra coşuyor mu? Hmm. Yani biz iki kökten yaklaşık 8-10 yaşında tam saymadım ama kuruttuğumuzdan aşağı yukarı bir de 7'lerini düşünürse 500 tane falan. Oo çok iyi. Evet. Biz bu sene 500 adet. 500 adet evet. Çok iyi ya. Hatta onu 200-250 tanesini kuruttuk. Vay evet. Çok güzel çok da hoş oldu. Evet. Nereye yapacağız? Yer bırakmadık ki. Ya işte şu dibe belki bilmiyorum. Yok işte ki, burada biz burada... siz birkaç sene sonra burada aynen, hangisini keseceğiz diye bakacaksınız. Çünkü bugünün çocukları yarın büyüyecekler. Evet. Doğru. Evet. Evet. Hadi alasmadık sana. Efendim? Bir daha gelecek misiniz? Hı hı tabii. Ya Salim Usta gelecek montajı yapmaya. Ben fırsat bulursam beraber geliriz. Tamam. Bekliyoruz inşallah. Evet, kalın sağlık abi. Sizler de sağ olun. Kalın sağlıcakla. Yolun açık olsun. Alasmadık. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Görüşürüz.
Evet, Şener abiyi uğurladık. Önümüzdeki günlerde peteğin montajının için tekrar gelecekler. Tekrar onlar geldiğinde takılışını göstereceğim. Bugün bir iş yapamadım açıkçası. Kümeste son bitireceğim birkaç bir şey vardı. Onları artık yarın devam edeceğim. Akşam ettik. Şu çardaklara kümesteki son şeyleri hallettikten sonra şu çardaklara bir zımpara yapıp boya vuracağım. Sonra buradakini orada yerine oturtturacağım. Ayaklarını biraz gömeceğim. Önüne şöyle güzel bir korkuluk yapıp orada güzel bir yer olacak. Hatta belki korkuluğun önüne böyle küçük bir masa sehpa gibi böyle bir çıkıntı bırakabilirim. Oraya oturduğumuz zaman oraya bir şeyler koyabileceğimiz. Hani böyle bar masası gibi şöyle uzunlamasına belki öyle bir şey yapabilirim. Niyetim de şu telin taş duvarın üstündeki şuraya da böyle gene tahtalardan böyle saksılar yapıp oralardan böyle güzel çiçekler dikmek, ekmek var. Şöyle orası böyle üst taraf böyle rengarenk çiçeklerle dolsa mesela telin önü çok güzel olur. Şu kapıyı da aynı renkte boyayacağım. Ve bu koltukları da aynı renkte boyayacağım. 3 kiloluk boya aldım. Bir kilo yetmiyordu bir litre. Litre aldım. Valla civcivleri de yem aldım. Bu civcivler canavar gibi yiyorlar valla. Şey burada sana göre bir şey yok ki. Sana göre bir şey yok ki burada. Hadi bakalım. Onların derdi bu. Böyle küçük ödüllü kemikler satılıyor. Onlara çıldırıyorlar. Şunlara bak. Otur bakayım. Otur. Minik. Otur. 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 Aferin. Minik de öğrendi. Aferin, bekle. Al bakalım. Şuraya. Pati ver. Pati ver bakayım. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Aferin sana. Gidebilirsin. Hadi git bakalım. Yaban. Pati ver. Pati ver. Pati ver yaban. Hayır yaban, pati ver. Pati pati. Yat demedim oğlum, kalk. Kalk. Pati ver pati. Pati ver bakayım. Ver pati ver. Pati. Pati ver oğlum. Yaban pati ver. Oğlum böyle pati vereceksin. Pati ver. Unutmuşsun yaban.